Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet, kahramanlarımız Suriye için gün sayıyor. Hazırlıklar devamlı yapılıyor. Lütfen değerli kardeşlerim bu yayını kaçırmayın. Çünkü hepinizin merak ettiği ve Suriye'ye yolladığımız ekipmanlar içerisinde askerlerimizin ve başarımızın ana etkeni olacak milli hava savunma sistemlerimiz, Rus uçakları başta olmak üzere uçaklara karşı nasıl etkili, ne yapabilir, lütfen bu yayının altına beğeni yapın ve hemen yayına geçeceğim. Hepimizin gurur nişanesi Hisar Ağamız ve akabindeki Hisar Oğumuz çok büyük bir sevinç uyandırdı bizlerde. Testler yapıldı ve testleriyle gurur duyduk. Özellikle belirtmek istediğim husus, bu sistemler sahada savaş esnasında kullanılmadı. Testler başarıyla Şimşek aracını vurdu ve hepimiz alkışladık. Şimdi yerli ve milli yaptığımız SİHA'larımız, özellikle tüm silah ekipmanlarımız, atmacalarımız mükemmel çıkınca şimdi heyecanlanmayalım da kim heyecanlansın? Evet, Türkiye Su-34 dahil Su-57, Su-24'ü hava savunma sistemlerimizle vurabilir mi? Tabii ki teknik ayrıntıya bir girelim. Teknik ayrıntıya girince beni daha iyi anlayacaksınız. Türkiye hava savunma sistemini özellikle F-16'lardaki havadan havaya füzelerin yanında, parantez içinde alalım, Yunan gerginliğinde bir kısım mühimmatı Amerika hem bize hem Yunan'a satmıştı. Bu gerginlikten cebini doldurmuştu Amerika. Şimdi Stinger sistemlerini biz Amerika'dan aldık. Omuzdan atılan bu sistemleri özellikle kundaklı araçlara da yerleştirdik. Evet, bu kundaklı araçlara yerleştirdiğimiz Stinger'lerimiz de şimdiye kadar bir uçak düşürmedik. Yani Stinger sistemlerimizle savaş uçağı düşürme konusunda şu anda pek deneyimli değiliz açıkçası. Tabii ki Stinger'lerle bu denemeleri Ruslara yaptık İdlib'de. Iskaladık. Manevra yeteneği ve oradaki pilotun aslında ustalığı sayesinde Rus uçakları kurtuldu. Çünkü öyle ayrıntılar anlatacağım ki şimdi bana hak vereceksiniz. Sorular geliyor. Hisar Ağamız S-400 yolunda mı? S-400'e yakın mı? Vesaire. Bu tür sorular geliyor. Sayın Savunma Sanayi Müsteşarımız açıkladı. Hisar Siper'den sonra başka bir sistem olabilir ve Hisar O. Katmanlı bir sistem kuruyoruz diye. Ve geçen gün Siper sisteminin MAK ve diğer özellikleri açıklanmasa da daha hızlı oldu aşikar. Onun da hız tahminini size vereceğim. Öncelikle tabii ki size MAK hızı nedir onu bir tarif edeyim. Şimdi sizlere kısaca belirtmek istiyorum. Bir Mach 1.226 kilometre. 1226 kilometre bir saatte. Yani saniyede 340 metre gidiyorsa bir araç, bir uçak, bir füze bir Mach hızındadır. Tekrar ediyorum. Saatte 1226 kilometre, saniyede 340 metre giden bir sistem, uçak veya füze bir Mach hızındadır. Ses hızını bir Mach aşan araç veya füzeler süpersonik olarak adlandırılır. Hani Putin ve diğerleri bunu açıklar ya, süpersonik jet yaptım, süpersonik füze yaptım diye. İşte bunu kastediyorlar. Şimdi S-400'ün ayarına gelince 14 Mach hızı, evet 14 Mach hızı müthiş bir rakam. Bir de S-500'ü düşünelim hele. 14 Mach hızından kurtulmak mümkün mü? Bana soracak olursanız pek zor, çok zor. Özellikle ki çok uzun mesafeden radarları 400 kilometreden, 450 kilometreden sinyal aldığı için, tespit yaptığı için çok önemli. Patriot'lara gelince, iyi ki almamışız diyorum Patriot'ı. Şöyle 4 Mach hızında, tamam hızı normal. Ama bir husus var ki tek bir yöne kundaklı. Şimdi
hedef gördüğü, tehdit gördüğü bölgeye konumlandırılıyor. Özellikle arkadan bir hedef geldiğinde artık savunma yapması imkansız hale geliyor. Yani 360 derece açıdan fırlamıyor. Belli bir yöne endeksli fırlıyor. Bu yüzden birkaç tane Patriot'ı beraber kullanmanız gerekiyor. Patriot bu açıdan pek avantajlı değil. Ama soracak olursanız uçakları düşürmede 4 Mach hızı yeterli. 4 Mach hızında da tabii ki yerinde ve özellikle menzilde hareket etmesi gerekiyor. NATO'nun bize hibe ettiği ve modernize ettiğimiz Hawk sistemleri. Hawk HSS'ler 40 kilometre menzile sahip. Suriye'ye götürdük. Şöyle bir durum var açıkçası. Hawk sistemlerinin 3 Mach hızında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bunların radar bağlantıları, modernize dediğim kasıt bu, radar bağlantıları ve tespit araçları çok önemli. Ama belli hususlar var ki süpersonik uçaklar ve uzaktan tespit yapabilen uçaklar bu sistemleri daha önceden tabii ki tespit edebilir veya dönüş ve kaçma imkanına kavuşmuş olabilirler. Hawk sisteminin müdahili S-125'ler de aynı sistemden benzeri ve türevi diyebiliriz aslında. Bunlar 1960'ların 70'lerin teknolojisi. Özellikle demin gösterdiğim Patriot 1980'lerin teknolojisi Patriot'ler. Ama S-400'ler artık günümüzde 2000'li yılların teknolojisi. 2010'lu yılların teknolojisi. Şimdi S-500 geliyor. Şimdi sorular geliyor. Biz Suriye'ye hisarlar yolladık. Ve bu hisarlar ne yapar? Hızı ne kadar? Uçaklara ne yapabilir? Buna değinelim. Örneğin Su-57 1.5 Mach hızında. Yani bizim elimizdeki hisarlar 2 Mach hızında. Evet, Hisar A ve yanılmıyorsam Hisar O'muz, hava savunma sistemlerimiz 2 Mach hızında. Şimdi gel gelelim hisar sistemlerimize. 2 Mach hızındaki sistemlerimizin hızı tabii ki bir S-400 değil, bir Patriot değil. Ama biz bu seviyeye nasıl geldik? Demiştim ya, Amerika Birleşik Devletleri Stinger sistemi bize teslim etti diye. İşte bu teknolojiyi şimdi kendimiz, evet, üretebiliyoruz. Aselsan ve Roketsan işbirliğinde artık kundaklı araçlara Stinger'ler yerleştiriyoruz ve elden kullanılan Stinger türevi füzeler üretiyoruz. Şimdi bu füzelerin hızları da tabii ki belli Mach hızlarında. 1.5 ve 2 Mach hızlarında Stinger'ler var. Şimdi Gökdoğan ve Bozdoğan'ın motorlarından da faydalandık. Özellikle 2 Mach hızında bunlar. Ve hisarlarımız da öyle açıkçası. 2 Mach hızında. Yani biz buradaki teknolojiden faydalandık, onları ürettik. Hisar A 15 kilometre, Hisar O 25 kilometre. Savunma Sanayi Müsteşarı Libya, Suriye gibi olaylardan dolayı bu limitlerin, menzillerin güncellendiğini bahsetti. 15 kilometrelik menzilin 25, 25 kilometrelik menzilin de 35 kilometre olduğunu varsayalım. Şimdi bunun daha fazlasına çıkamayız. Çünkü kızılötesi arayıcı başlık kullanıyoruz ekranlarda gördüğünüz gibi bu füzelerde. Bu füzelerde 50 ve 60 kilometreden sonra oluşan sıcaklıktan dolayı kızılötesi arayıcı başlık, evet, hedef bulma kabiliyetini kaybetmeye başlıyor. Yani biz bunda bir limitimiz var. O yüzden şu anda Hisar O'muz 33, 35, 36 kilometre ve Hisar A'mız da 22 ile 25 kilometre arasında arttırılmış olabilir. Biz Rus uçaklarını nasıl vuracağız? İşte bu ya, biz denizlerin tam yakınından ve helikopterlerimizde o kadar olağanüstü iş yapan pilotlarımız var ki, dünya literatürüne giren hareketler, personelimiz çok kıymetli ve çok yetenekli. İşte hızlı üretimlerimiz de bu yüzden zaten. Yani biz Rus uçaklarına, hem kabiliyetli personelimiz, bu ürünler bizim olduğu için, milli olduğu için kabiliyet ve imkanlarımız, özellikle Koral gibi bir nimetimiz. İşte Koral gibi bir nimet var elimizde. Düşman radarları bizi tespit edemiyor. Hava savunma sistemlerimizin yerini tespit edemiyor. Kitlendiğimizi anlayamıyor. İşte o yüzden bu silahlarımızla Rus uçaklarını vurabiliriz. İşte bu imkanlarla vurabiliriz. Yani bizi tespit edemiyorlar, biz onları körleştiriyoruz ve hava savunma sistemlerimizde rahatlıkla o atışı yapabiliyorlar.
tedbir alamadıkça yeniliyorlar.